Merhaba, ben Esin Kocakuş. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önceki videolarımda kendi kıyafetimi kullanarak kalıp çıkardığım tight kalıbının bugün biçkisini ve dikişini yaptığım bir video olarak hazırladım. Umarım keyifle izlersiniz. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Daha sonra kalıbımı düz boy ipliğini dikkate alarak yerleştiriyorum. Düz boy ipliği ne demek? Düz boy ipliği kumaşımın üzerine kalıbımı 90 derecelik açıyı şaşmadan yerleştirmek demek. 90 derecelik açıyı nasıl yerleştirebilirim? Ortadaki çizgiyi dikkate alarak ve alttaki paça kısmını dikkate alarak tam 90 derecelik açıyı yakalayabilirsiniz. Üst kısımlara ve yan kısımlara bakarsanız şaşma olabilir, yanıltabilir sizi. O yüzden paça kısmını ve ortadaki düz çizgiyi dikkate alarak yerleştirin. Düz boy ipliği şaşarsa bu sefer diktiğiniz kenarlar dönme yapar. Eğer kenarlar dışarıdaysa içe doğru döner, içte ise dışa doğru döner. Bu da hiç hoş bir görüntüye sebep olmaz. O yüzden en önemli noktası kalıbı yerleştirirken buna dikkat etmek. Daha sonra yerleştirdiğim kalıbın tüm kenarlarını çiziyorum. Kemer kısmına geliyorum. Kemer kısmında kumaşım iki kattı. İki kat olan kısmına yakın şekilde koyuyorum. Çünkü kemeri de iki kat şeklinde keseceğim ve bütün bir kemer çıkmasını istediğim için kenar kısmını kumaşın yine kat kısmına denk getirerek çizimimi yapıyorum. Çizimim bu kadardı. Şimdi kesme işlemine geçeceğim. Ben çelik kumaş kullandım. Sizler her iki yönü esneyebilen penye kumaşları da tercih edebilirsiniz. Eğer dilerseniz kemer kullanmadan bel kısmını kemer genişliğinde daha yukarıya çıkarıp lastikle çevirebilirsiniz. Yani kalıpta oynamalar yapabilirsiniz. Metrelik bir kumaş tight için yeterli ölçülere sahip oluyor. Çok rahatlıkla tight'ınızı 1 metreden çıkartabilirsiniz. İşlemini tamamlıyorum ve dikişe geçeceğim. Ben dikişte öncelikle overlock makinesini kullanmayı tercih ediyorum. Kenarlarını temizleyerek diktiği için çok daha pratik oluyor. Eğer sizlerin overlock makinesi yoksa düz makineyle dikip zikzak ayarıyla kenarlarını daha sonradan temizleyebilirsiniz. Kemer
yerimin açık olan kısmını öncelikle dikiyorum ve ters kısmı içe gelecek şekilde katlayıp iki kat haline getirip kenara alıyorum. Kemerimi hazırlamış oluyorum. Daha sonra taytımın kendisini yüzü yüzüne bakacak şekilde kumaşımı ayarlıyorum ve öncelikle A kısımlarını dikiyorum. A kısımları tamamlandı. Şimdi paça A kısımlarını, yani paçalardan başlayarak dikeceğim. Bir paçadan girip diğer paçadan çıkacağım. Burada dikkat edilmesi gereken püf noktası, A kısma denk geldiğim zaman birbirinin üzerine denk gelip kaydırmadan dikebilmek. En önemli aşaması burası. Daha sonra diğer paça kısmından çıkıyorum. Dikiş bu kadar basit aslında. Neredeyse tamamlanmış oluyor. Şimdi paça kısımlarını overlockla temizliyorum. Daha sonrasında reçme görüntüsü vermek için düz makineyle çift kat dikiş yapacağım. Overlockla temizlememin sebebi bu. Dilerseniz siz hiç temizlemeden iki kat şeklinde katlayarak paçaları dikebilirsiniz. Ben daha orijinale yakın bir görüntü istediğim için bu şekilde tercih ediyorum. Önceden hazırlayıp kenara aldığım kemerimi iç kısmına doğru dikiş kısmının arka orta kısma, arka A'daki dikiş kısma denk getiriyorum ve elimle düzelterek dikiyorum. Sizler bu kısımda iğneleme işlemi yaparak ya da teğenleme işlemi yaparak dikiş yapabilirsiniz. Benim elim çok alışkın olduğu için bunu yapıyorum. Daha öncesinde defalarca, yüzlerce, binlerce diktiğim için bu işlemi yapıyorum. Sizler garantiyi almak adına mutlaka öncesinde teğel ya da iğneleme işlemini yapın. Kontrol ediyorum herhangi bir sorun olup olmadığını ve overlock'taki işim bitiyor. Artık düz makineye geçiyorum. Paça kısmını katlıyorum. Önce overlock çektiğim yerden dikiş geçiyorum. Dikişimi sabitliyorum ve yarım santim aşağısından tekrar dikişimi geçiyorum ve reçme görüntüsü elde etmiş oluyorum böylece. Üzerimde gösteremediğim için bu şekilde yerde gösteriyorum. Paçaları bu şekilde. Bel kısmı yine temiz, hoş bir görüntüye sahip oluyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tüm videolarımdan anında haberdar olmak için zil işaretini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.